Çok konuştum. Biraz kendinizden söz edin bana. Nuran'ı anlatın. Öyle bir Nuran'ım işte. Herhangi bir kadın. Deli gözüyle bakılan bir şaşkın. Deli mi? Evet. Çünkü yalnız erkeklere yakıştırılan bir şeyi yaptım. Savaş mı çıkardınız? Gibi bir şey. Kocamdan ben ayrıldım. Bu yaşta bir kadının yalnızlığı zor, farkındayım. Ama düşmanca bir beraberlikten iyidir. Geçimsizliğinizin nedeni? Önce birikim. Paylaşılacak şeylerin azalması. Sonra klasik sorun. Çapkınlık mı? Hı hı. Olayı kabullenirsem kişiliğim yok olacak gibi geldi. Ama en yakınlarıma bile anlatamadım bunu. Görmezlikten gel, unut ama rahatını bozma dediler. Ayrılmakla belamı aradığımı sandılar. Halbuki kendim de aradım. Hepsi bu. Kendi acıklı hikayenizi anlatacaktınız. Sıra sizde. Benzeri çok görülen şey benimki. Aynı evi yıllarca istemeden paylaşmanın azabını taşıyan iki düşman. Kocasından nefret ettiği halde inadı yüzünden onun gırtlağına sarılmış bir kadın. Sizi bırakmaması inat mı yoksa ekonomik korkular mı? Karım zengin Nuran Hanım. Ayrılmama nedeni bana işkence çektirme zevki. İki kızım var. Beni onlardan ayırmakla tehdit ediyor. Neyse, benim mahpusluğumu bırakıp sizin özgürlüğünüzü tadalım. Bütün insanların mutluluğuna. Bütün insanlar. Eğer sırnaşıklık ya da kötü bir niyet saymazsanız, size ihtiyacı olan biri saat yarımda sizi aşağıda bekleyecek. Hoşgörünüze ve hoşluğunuza sığınarak. Niye geldik buraya? Güzel bir kadını kaçıracak en uygun yer olduğu için. Kadın kaçırmanın cezasını biliyor musunuz? Fark etmez. Sizden gelecek ceza ölüm bile olsa bana güzel gelir. Sizi çağırmam ayıptı belki ama çağırmadan edemedim. Güvenip geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün çok ciddisiniz. Fıkraların yerini utançlar almış. Ve sevinçler. Size bir fıkra anlatayım. Bayat değil, ilk size anlatıyorum. Ben de dinliyorum. Karşınızda gördüğünüz adam evlendikten sonra hiçbir kadınla ilişki kurmamıştır. Gülmediniz mi? Çok mu komikti? Mesleği gereği akıl almaz çapkınlık fırsatlarına rağmen uyuşamadığı karısına sadık bir erkek. Daha komiği olamaz. Doğrusu şaşırmadım desem yalan ama memnun oldum. İnsan memnunken en kötü yemeği bile hoş görebilir. Basit dediğiniz yer bence dünyanın en güzel lokantası. Aslında sığınağım burası. Bunaldığım zamanlar buraya atarım kendimi. Karınızı da getirseniz belki o da rahatlar, aranız yumuşar. O gideceği yerin hesap pusulası ne kadar yüksekse o ölçüde sever. Lüks yerlerin insanıdır. Şehre indiğimizde beni kadın kaçırmaktan yakalatmayı düşünüyor musunuz? Şu anda hiçbir şey düşünemeyecek kadar mutluyum. Thank you.
acaba hiç yaşadım mı diye düşünüyordum. Bambaşka bir şey. Sıcak, çirkinliği olmayan, çok güzel, çok ayrı. Benim için de. Bu güzelliği romanlarda bile okumadım. Bazı duygular yazılamaz, yaşanır. Ya da hiç yaşanmadan ölünüp gidilir. Halbuki yalnızlığa hazırlamıştım kendimi. Evliyken de yalnız sayılırdım zaten. Ben de. Hiç ayrılmayacağız, değil mi? Galiba. Buralarda insem iyi olur. Can bu hafta bende kalıyor. Seni görebilir. Anlıyorum. Ama aslında oğlunla tanışmak, kızlarımı da sana tanıtmak isterdim. Şimdilik erken. Can tam yaş döneminde. Hem sen evinden kopmuş olsan bile henüz evlisin. Ben ayrılmış olsam bile Orhan hala umutlu. Aramıza huzursuzluklar girsin istemiyorum. Pazartesi görüşürüz.